Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözüme başlayalım. Aşağıda birim kareli zeminde 3 farklı ABC üçgeni gösterilmiştir. Buna göre N1, N2 ve N3 ile ifade edilen doğru parçalarından hangileri bulundukları üçgende bir açı ortaydır. Arkadaşlar şuraya bakalım. Şurası dik mi? Dik. Aynı zamanda iki eş parçaya bölmüş mü? Bölmüş. Dik taban iki eş parçaya bölmüş. Nasıl bir üçgendir bu? İkiz kenar. Aynı zamanda o zaman bu bir açı ortaydır diyebiliriz. Evet açı ortaydır N1. Bunda bir sıkıntı yok. Gelelim ne 2ye Hocam ne 2de de nasıl yapabiliriz? Açı ortay. Kollar oranı tabanlar oranında eşit olacak. Şuraya baktığımız zaman hocam burası 1 burası 2 birim. Şuraya baktığımız zaman 1 2 kök 5 burası kök 5 dik üçgenden. E arkadaşlar şuradaki dik üçgenden de burası da ne yapıyor? Hocam 2'ye 4. 2 4 ise burası da 2 kök 5 yaptı. Evet 1 bölü 2 1 bölü 2 olan sağlandığında bu da açı ortay olmak zorunda. Buraya gelelim şimdi. Şurada da arkadaşlar yine kollar oranı tabanlar oranı ya da bu birim karenin köşegeninden geçmiş 45 derece ya. Burası 45 derece mi? Hayır. Tam şöyle olsaydı 45 derece olurdu arkadaşlar. Burası 45'e 45 değil. Bu açı ortay doğrusu değil. Yani 1 ve 2 yapıyor. O zaman N1 ve N2 olacak. Cevabımız böylelikle balık kesir oldu. Geldik ikinci soruya. Şekildeki masa takvimini yaprakları kısa kenarı 5 birim olan eş dikdörtgenler biçimindedir. Şu 17 Haziran bilmem ne falan filan. Takvim yapraklarından biri AEC doğrusal olacak şekilde şu. Biçimde çevrildiğinde ağırlık merkezi G olan ABC dik üçgen oluşmaktadır. ABC dik üçgeni ve ağırlık merkezi neymiş arkadaşlar? G'ymiş. Hocam şurası 5 birim miydi kısa kenarı? Evet şu takvimin şurası bakın 5 birim o zaman burası 5 bölü 2 değil ağırlık merkezi olduğundan? Evet eşit eşit. Hocam 90 ağırlık merkezinden geçtiği için eşit bu arada. 90'dan çıkan kenar ortay eşit 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 olmalı. Muhteşem şu olmalı. Yani o zaman burası ne yaptı? Burası 15 bölü 2. Burası da 15 bölü 2. Burası da 15 bölü 2. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 15 yaptı. E, ne üçgen arkadaşlar bu? 9, 15, 9, 12, 15 üçgeninden 12 çıktı burası. Şuraya kadar kısmı da 5 olduğundan buraya kaç kaldı? 7 kaldı. Bizden de EC uzunluğu isteniyor. Cevabımız ne yaptı o zaman böylelikle? 7 yaptı arkadaşlar. Evet ikinci soru Balıkesir oldu. Geldik 3'e. Şekildeki dosyanın dikdörtgen biçimde key sayfalarının kısa kenarları AT, AL ve AP'dir. Evet AT, AL ve AP. Tamam. Şimdi şu açılar birbirine eşit verilmiş ve şurada bir dik üçgen var karşımızda arkadaşlar. Hemen o dik üçgene yoğunlaşalım mı? Yoğunlaşalım bence de. Bu dik üçgende 4'e 5 oran var açıortayda bir 5'e 4 burası da 5k burası da 4k mıdır? Evet hocam 4k 5k ne üçgeni 3 4 5 üçgeninden burası 3k oldu. E 3k 9'sa 3k'yı 9 bulduysak k buradan kaç gelir? 3 gelir. k 3 ise burası 12 burası da 15 mi yaptı? Evet. Eş sayfalardan birinin kısa kenarı nedir diye soruluyor. Eş sayfalar kısa kenarı burası değil mi arkadaşlar? Yani cevabımız 15 yaptı. Yani cevap ne oldu arkadaşlar? Üçüncü soru mu bu? Evet üçüncü soruda cevabımız Cehan oldu. Geldik dörde. G noktası ABC dik üçgenin ağırlık merkezi olmak üzere şekil 1'deki AG. A nokta A köşesi etrafında ok yönünde AH yüksekliği üzerine gelene kadar döndürülüyor. Şekillerde verilen uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre. Şekil 2'deki G üssü H X kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar bu tam ağırlık merkezi diye uzattığınız zaman ne olmak zorunda? Kenarı orta olmak zorunda. Eşit eşit muhteşem üçten burası da eşit mi olacak? Evet. Hocam 5 ise burası 5 bölü 2 mi? Aynen öyle. Topladığın zaman burası 15 bölü 2 yaptı. 15 bölü 2, 15 bölü 2 toplamda burası 15 mi yaptı? Evet. E burası 15 ise buraya ne kaldı? 12 kaldı. Ve sen buranın da 5 olduğunu biliyorsun. Çünkü bu buradan döndürülmüş. Hop aynı uzunluk bak. AG, AG üstüne eşit. Yani burada ne olacak? Öklit bağıntısı var. Dikten dik çizilmiş. Yani öklit uygulayacağız. 5 artı x'in karesi eşittir. 3 çarpı 12 olacağından her iki tarafın karekökünü al. 5 artı x eşittir. Ne yaptı? 36'nın karekökü 6 ve buradan da x'i kaç bulduk? 1 bulduk. Yani dördüncü soru. Böylelikle balık oldu. Geldik 5'e. 7 özdeş yamuk uzun tabanları ABC üçgenin kenarları üzerine gelecek biçimde şekillik gibi yerleştiriliyor. A köşesine ait açı ortaya çizildiğinde yamuklardan birinin tabanı 2'şer santimetre uzunluğundaki iki parçaya ayrılıyor. Evet tabanı kaç santimetre verilmiş arkadaşlar o zaman bir tanesini 4 mü verilmiş? Aynen öyle. Hocam burası da 4. 4 4 burası kaç yaptı? 8. Burası 4 4 3 tane 4 var 12 yaptı. E açı ortaylığı kullanacağız arkadaşlar. Açı ortaydaki oran 8 bölü 12 direkt bağın eşittir. Hocam burası 6 bölü 2 artı x eşit olmaz mı? 6 bölü 2 artı x eşit diyeceğiz. Böl 4'e 2 böl 4'e 3. Hocam şu ikili de bu alt sadelesi 3 yapar. 3 kere 3 9. 2 artı x eşittir 9 ise x'i buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Evet 5. soru böylelikle akçay oldu ve ÖSYM tadında bir sorular bir testini bitirdik. O zaman ne diyoruz? İkincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.